ülkemizdeki kütüphane sayısı Kültür Bakanlığı'na ait 1121, üniversitelere ait 474. Kitap sayısı olarak Kültür Bakanlığı 3.860.000, üniversitelerde 1.547.000 kitap mevcuttur. Günümüzün en yalnız, en buruk ve en düzgün mekanları kütüphanelerdir. Kitapların pahalı olduğunu söyleyen insanların, kitapların bedava olduğu kütüphanelere gitmediğini görüyoruz. Her türlü kitabı bulabileceğimiz kütüphaneler bizi okuyucuları beklemektedir. Bizlere ödünç kitap veren kütüphanelere sık sık ziyaret etmeli, her şeyden önemlisi haftada en az bir kitap okumalıyız. Önemli bir hafta, kutladığımız hafta. Çünkü gerçekten bizler çocuklarımıza örnek alarak kitap okuma alışkanlığını edindirmeliyiz. Bunlar bizler için bir vesile. Sadece bu haftalarda çocuklar değil, biz büyükler de yeniden düşünmeliyiz. Bundan ne anlam çıkarabiliriz, bizim için ne gerekli veya biz insan olarak sadece yaşamda para kazanmayı düşünürken ama geleceğimizi oluşturacak, hem bilim açısından hem ufkumuzu açacak kitap okuma alışkanlığında bir kenara atmamalıyız. Ben bu haftanın hayırlı olmasını diliyorum. Hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bundan sonra diyoruz ki herkes hiç olmazsa bir kitap okusun. Çünkü kitap fakiriz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kimlik ilgili memura istemeden teslim edilmelidir. Kütüphaneden alınacak kitabın nasıl aranacağı bilinmiyorsa ilgili memurlardan sorulmalıdır. Açıklamaları dikkatle dinlenmelidir. İstenen kitap için fiş doldurulmalıdır. Yerinize oturup kitabın gelmesi beklenmelidir. Okuma sonunda kimse rahatsız edilmemelidir. Kitap sayfaları sessiz çevrilmelidir. Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen bu günü düzenlenmesinde emeği geçen başta ilçe kütüphane memurumuz ve Hasan Oral Okulu müdürü ve idarecilerine de öncelikle teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Bunlar hepsi birer vesile. Neye vesile? Bir şeylere farkındalık oluşturmak, bu genç nesillerin, geleceğimizin teminatı olan bu genç nesillerin geleceğe iyi hazırlanmaları, gelecekteki teknolojik dünyasında çok daha iyi rekabet edebilmeleri için bugünden çok iyi donanımlı olabilmelerini sağlamaya yönelik birer vesile. Dolayısıyla bu çocuklarımız da bu vesileyle hazırlanan yarışmalarda emek vermişler, güzel bir örnek teşkil etmişler diğer arkadaşlarına. Dolayısıyla bu vesileyle ben onları hepsini bir kez daha tebrik ediyorum, hepsini gözlerinden öpüyorum. Ailelerini de özellikle bizatihi kutluyorum, böyle evlatlar yetiştirdikleri için. Tabii malum, toplum olarak baktığımızda çok fazla okuyan bir toplum olduğumuz söylenir. Aslında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim oku iddiasıyla başlamasına rağmen maalesef toplumumuzun bu konuda yeterince ilerleyebildiğini söylememiz mümkün değil. Tabii burada bir öz eleştiri yapmamız lazım. Nedir o? Mustafa Kemal Atatürk'ün söz ettiği, söylediği şey neydi? Öğretmenler, gelecek nesiller sizin eseriniz olacak. Bu bizim eserimiz arkadaşlar. Dolayısıyla bir başarı varsa, o da bizim, bir başarısızlık varsa o da bizim. Burada üzerimize düşeni iyi olanı da kötü olanı da almamız gerekiyor. Neden? Bundan sonrasında aynı şeyi tekrar etmemeliyiz. Bu vesileyle biz ilçemizde daha geniş çaplı bir kütüphane olması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü çapında bir girişimde bulunduk. Ve ilçemizde her ilçeye bakanlığımızın böyle bir projesi var. Her ilçeye Z kütüphane, yani zenginleştirilmiş en az bir kütüphane kazandırılması projesi var. Bu çerçevede ilçemizde de
Yuvatip Lisemizde bir zenginleştirmiş kütüphane yapımı için bir girişimde bulunduk. En kısa zamanda bunu tamamlayıp sadece bu kütüphaneler açıldığı okulun hizmetinde değil, genel olarak tüm ilçenin öğrencilerine hizmet eder düzeyde kütüphaneler olacak. Dolayısıyla gelecek nesillere hem teknoloji çağının nimetlerinden faydalanmak hem de okumayı daha teşvik etmek için, özendirmek için bu tür girişimleri öncülük etmemiz en başta gelen görevlerimiz arasında. Dolayısıyla naçizane bunu gerçekleştirebilirsek çocuklarımıza önemli bir hizmet etmiş olabileceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. İyi günler.